Selamlar dostlar, bendeniz Moruk Adam. Bildiğiniz üzere Call of Duty Warzone için yeni bir sezon çoktandır geldi. Yani yaklaşık 7 gün önce falan. Fakat bu sadece bildiklerimiz. Buzdağının görünen tarafına bakıp, ulan 40 GB güncelleme mi oldu? Neyse ben de 2023'ü beklerim, sonuçta 100 megabit internet gelecek diye feryat etmiş olsak bile, öğrendiğim bilgilere göre bundan daha fazlası var. Yani içerisinde yeni modların, zombie modunun ve yeni bir map'in olduğu buzdağının görünmeyen bir tarafından bahsediyorum. Ama o buzdağının görünmeyen tarafı artık görülecek. Hazırsanız başlayalım. Money. Hani derler ya, her şer gibi görülen 40 GB'da bir hayır çıkabilir diye her şerde bir hayır, hayrın şerri. Neyse ondan işte. Activision'ın fevkalade yaptığı şeylerden bir tanesi biliyorsunuzdur ki kafa karıştırmak. Bunu yaparken adamlar oyun yapmaktan daha ustaca bir iş çıkartıyorlar. Bunun örneklerini görüyoruz. İlk bilgimize gelecek olursak, adını nereden aldığını bilmediğim Uzbekistan adlı bir yeni map gelecek Warzone'a. Bunu bir nevi Suriye olarak nitelendirelim. Zaten kodun eski oyunlarına baktığınız zaman oyun içerisinde olan çoğu itemin gerçek hayattaki isimleriyle oyun içerisindeki isimlerinin farklı olduğunu görürsünüz. Mesela Grau. Size bir yerden tanıdık geldi mi? Mesela CS1.6 gibi falan. Evet. Hani internet kafede 1,5 TL'ye aşırdığın masada, tabii artık 1,5 TL'ye değil masa açtırmak çiklet bile bulamıyorsun. CS1.6'yı açmışken kanka siz B'den gidin, ben A-Long'u tek alırım deyip tüfeklerin olduğu menüden SG-552'yi seçip Long'a gittiğinde Sisi'yle karşılaştığın vakitte vermiş olduğun o ünlü tepkiyle ölüp kaybettiğin o silah var ya, heh o işte koddaki Grau. Bu arada verilen tepki hepiniz biliyorsunuzdur. Sis atma lan Orkun'un çocuğu. Orçun muydu? Orman çocuğu. Neyse işte. Asıl mevzu şu arkadaşlar. Grau nerfiyor. Ama öyle böyle bir nerf yemek değil bu. Yani büyük ihtimalle oyuncuların kendilerine yaptığı psikolojik bu silah bozukla baskıları bir kenara, Grau nerf yerse çoğu kişi bırakacaktır diye düşünüyorum. Bir de Grau'nun efsane olduğunu düşünüp marketten para verip silah için kaplama ve renkli mermi alan cicili bicili arkadaşlarımıza büyük geçmiş olsun, paracıklar gitti. Bir sonraki haberimiz şöyle. Arkadaşlar, yeni gelecek olan bir güncelleme ile stadyum halka açılabilir. Yani şehir içerisinde yeterince pusuya düşerken bir de stadyumda ölmenin keyfine varabileceksiniz artık. Ha bu arada trendi bir anne çuhçuhlu yenilikler de gelecekmiş, öyle diyorlar. Asıl bomba haber arkadaşlar, oyunun dosyalarında zombi kaplamaları bulundu. Yani oyuna büyük ihtimalle zombili bir mod gelecek ki buna COD Mobile'dan aşina olan arkadaşlarımız vardır aranızda. Tabii işler biraz daha serpa sarıp zombi de gelirse tamamdır deyip oyunu düşük FPS aldığı için bırakacak olan arkadaşlarımızı da Valorant'a uğurluyoruz. Biraz da oradaki kitleyle cringe olun. Pardon, zevkten dört köşe oldum. Uzun lafın kısası, Activision'dır bu bilinmez yediği Zoka. Dikkat et ekran kartına, sonra düşünme sen de kara kara. İzleyen herkese teşekkürler. Yakında Call of Duty dışında farklı içeriklerimi de göreceksiniz arkadaşlar. Ha bu arada, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Görüşmek üzere.